Bergama denince, tabii çocuklukta denince aklımda en çok kalan şeylerden bir tanesi tarladır. Yani biz bir taraftan tütüncüyüz de tarlalara giderdik. İşte tütün kırımı, pamuk falan gibi. O tarlaya gitme macerası çok mutlu bir şeydi benim için. Zor gelmiyordu çünkü çocuktum, ben iş yapmıyordum yani. İşte traktörün arkasına binip bir sürü çoluk çocuk tütüne giderdik. Tabii bir sürü zorlukları o sıcağın altında. Çok az paralara. Hala tabii devam ediyor bu. Ve bir evrim geçirmekten bahsediyoruz. Bir müziğin insana ne getirebileceği. Yani benim kişisel olarak, ruhsal olarak çok şey getirirken tabii ki finansal olarak da bir şeyler getiriyor. Düşünüyorum tabii traktörlerin arkasından tarlaya giden çocuk işte sonra Bergama'ya ziyarete gidiyorum böyle bir arabayla. Bunlar tabii ki müziğin getirisi. Yani benim bütün servetim, her şeyim, klarnet, parmaklarım ve ağzım. Bu kadar. Mesela şurada sigara yakan abi, Kobak Hüseyin derler ve eskiden iyi trompetçilerinden biri. Şu an ayakkabı oyuyor. Buraya ne yapmaya girdin? Komple bozuk burası. Vallahi mi? Hadi köpeğim seni. Korna çalıyorlar, yürümemiz lazım. Hadi gittim ben. Nereye gideceksin? Bu buradan tarafa gir, sola birader, değil mi? Sola nasıl gireyim lan? Selamünaleyküm. Hocam merhaba. Kimdir o? Şu mu? Maymun Mustafa. Lakabıyla. Neden öyle dedilerse adama? Bilmiyorum ki. Ufakken çok hareketliymiş galiba. Ağaçlara falan tırmanıyormuş baya. Burada herkesin bir lakabı var anam. Neredeyse. Hemen hemen. Çünkü aynı isimden bir sürü adam olunca işte mesela torunu Ahmet, dedesi de Ahmet. İşte torunu Ali, dedesi de Ali. Yani hep böyle işte babalar çocuklarına babalarının ismini verdikleri için. Hep benim de dedemin adı Hüsnü mesela. Benim adım da Hüsnü. Benim oğlumun adı Ergün, babamın adını koydum doğal olarak böyle.
Ama gönülen oluyor tabii işte, ayıp olmasın diye falan değil. Ben gönülen, çünkü babamın adını devam ettirmesini istediğim için öyle bir şey yaptım. Bak bu Atmaca Mahallesi'nin sınırları buralar. Yani buradan içerisi Atmaca Mahallesi. Nedir Atmaca Mahallesi'nin özelliği? Atmaca Mahallesi'nde çeşit çeşit romanlar yaşar. Yani işte sepetçisinden elekçisine, efendim kalaycısından başka müzisyenine, bir sürü roman çeşidi vardır. Buraya gelince sanki birkaç yüzyıl önceye dönmüş gibi oluyor. Gerçi mahallemizde bir sürü renkli sima vardı. Renkli bir sürü ilginç müzisyen vardı. Çoğu rahmetli oldu. İşte dediğim gibi azaldı o müzisyenler. Mesela şu adam Türkiye'nin en iyi davul çalan adamlarından biri. Neredesin lan? Uzaktan dayım. Oradakilerin hepsi hemen hoş geldin. Ne haber dayı? İyi dayı. Ay başında geliyorum. Evet, hoş geldin. Ne yapıyorsun delikanlım? Geleceğim az sonra. Bir çadırmana vuracağız. Ay başında oradayım artık. Bu adam 20 senedir haftaya oradayım diyor. Bir türlü İstanbul'a gelemedi. Yani geliyor kalmak için gelecek ama bir türlü gelemedi. Yani 20 senedir hala. İşte bak burası benim evim abi. Bak yeğenim mesela benim bu. Gelinimiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nerede kocan, nerede? Bak bu kapı bizim kapımız mesela. Hem de caddenin adına bakar mısın? Ben bayır mahalleden sandım. Hoş geldin. Seni. Hoş geldin. Selamünaleyküm. Bak lakapları söylüyorduk ya. Bu da Kuku Hüseyin abi. Genelde pazartesi günleri Bergama Pazarı kurulduğu zaman köylüler gelir Bergama'nın köylüklerinden. İşte burada alışverişini yapar. Bankayla işte devlette işi varsa halleder. Ve eğer düğünü varsa mutlaka şadırvana uğramak zorundadır. Çünkü burada müzisyenler pazartesi sabahları düğün alırlar. Yani düğün okumaya gelir köylüler ve işte burada oturan arkadaşların çoğu zaten müzisyenler ve köylüler. Böyle bir hep burada bir şey vardır. Yani sanki organize merkezi gibi burası. Düğünler burada alınır ve verilir. Şadırvan Camii'de. Öyle değil mi hocam? Evet. Bir gün düğüne götürdüm onu ben. Çamoğlu, Kozlak Çamoğlu. Düğünü çaldık, ettik falan. Araba bulamadık. 15 kilometre nahiyeye kadar yayan geldik. O bize çok güzel bir anı kaldı. Köpekler arkamızdan, çoban köpekleri, her biri dana gibi. Bizi koşutturdu bayağı. Allah razı olsun. Feridun abi geldi, kayınpederi. Bizi nahiyeden aldı. Nihayet Bergama'ya ulaştık. 15 kilometre yürüdük. Ertesi günü düğüne gitmedik. Sokağı köpekler sokağı. Geliyor ya. Köpeklere davul çalıyorum. Gom 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 kaçsın diye. Ne yapayım? Başka türlü kaçamazsın. Bu kadar köpek. Etrafta şey var. Seralar var falan ya. Tarlalar. Çoban köpekleri var. Bu kadar.
1976 yılında bu topraklarda doğdum. Yani Bergama'dayız şu anda. Ergün Şenlendirici'nin oğlu olarak doğdum. Trompet sanatçısı. En büyük şansım tabii ki. Ve bununla beraber Hüsnü Şenlendirici ve Fahrettin Köfeci'nin torunu olarak da doğdum. Onların ikisi de klarnet çalıyordu ayrıca. Atmaca Mahallesi'nde doğdum Bergama'nın. Müzisyenlerin yerleşik olduğu ve Bergama'daki bir sürü müzisyenin bir arada oturduğu bir mahalledir. Atmaca Mahallesi çok renkli bir mahalledir. Tabii ki böyle bir mahallede doğmak her evden gelen enstrüman sesleriyle işte bir taraftan trompet sesi, bir taraftan klarnet sesi, öbür taraftan davul çalışan bir çocuk, birinin elinde bilmem ne falan derken ister istemez başka şansı yok insanın. Yani müziğin içine doğuyorsun. Enstrüman kiraladığı bir dükkan vardı bu dedemin, Fahrettin dedemin. Orada hem ayakkabı tamir yapıyordu hem enstrüman kiralıyordu. Duvarda asılı enstrümanlar vardı. Benim oyun alanım mesela o dükkandı. Orada bir sürü enstrüman kurcalıyordum. Arkadaşlarım sokakta oyun oynarken ben işte biraz davul, biraz trompet, biraz klarnet derken bir gün başladım dedemin ısrar etmesiyle. Israr etmesiyle derken ya dedi doğru dürüst çal şunu dedi, benim kafamı şişiriyorsun. Adam gibi çal bakalım, al bakalım klarnet eline diye harmandalıyla başladık. İstanbul'a sadece sömestr ve yaz tatillerinde gidiyordum. Tabii ki bir konsere gitme şansım veya müzisyenlerin arasına girme şansım yoktu. Çok ufaktım zaten ilkokulu bitirene kadar olan bölümde. Benim için burası çok önemli. Çünkü burada ben bir sürü sanatçıyı konserlerde gördüm. İşte kermes olur senede bir defa. 3-5 günlük o dönemde bir iki tane tanınmış sanatçı gelir. Burada bir sürü orkestra, işte ışıklar, ses tesisatları bilmem neler falan derken. Bu sahne benim için çok özeldi. Yani bir gün ben de böyle bir yerde çalacağım mı acaba diye. Bir sürü hayaller kurmuşumdur. Burası benim için en önemli sahnelerden bir tanesi. Belki de en önemlisi. Çünkü o çocukluk hayalleri çok önemlidir insanların. Bana göre öyle. Çünkü ulaşılmaz gibi geliyordu ama ulaşınca da o hazzı yaşamak, yani insanın aya gitmesi gibi bir şey belki de bu. Belki de daha büyük bir hayal. Ama gerçek oldu. Bu özellikle bu mekanın bende çok özel bir yeri vardı. Çünkü kavalım hep cebimde dolaşırdım ben. Hep çalardım yani böyle. Kuzunun zincirini pantolonumun kemer yerine takıp. O da zaten benim arkamdan gelirdi çekiştirmeden. Her müzisyenin hayali vardır. Birilerine çalmak ister, bir yerlerde çalmak ister. Tabii ki herkes bir yerlere gelmek ister. Benim işte kendimi bilmeye başladığım dönemlerde, 8'li 10'lu yaşlarda bir şeyim vardı böyle kendime koyduğum bir nokta. Ben bir gün Kibariye ve Muazzebacı'ya çalarsam dedim, bu iş tamamdır dedim artık yani. Daha ne yapayım? O insanlara eşlik etmek çok önemli. Yine de önemli. 13 yaşıma geldiğimde ikisine de çaldığımı gördüm. Ne yapabilirim diye düşündüm daha. Çünkü işte bir köy düğününden gelip sahnede bir sanatçının arkasında o siyah beyaz takım elbiseyi giyip papyonunla bilmem neyle çaldığın zaman büyük bir iş. Yani. Baktım. Ne yapabilirim daha? Ama o andan itibaren kendime sınır koymamaya karar verdim. Bu işin sınırı yok çünkü. Müzik yapıyoruz. Her an her yerde yapabilirim. Çalayım mı abi ben? Sessizlik arkadaşlar. Ram bam yapayım mı? Thank you.
Gereksiz şeyler değil. Yani selamünaleyküm. Orada herhangi bir... Tuttu mu trompetlere? Evet. Güzel mi? Gidiyor muydu? İyi ya sazlar. Evet işte. Budur. Çıkar kanunu. Şey, kanun. Şu an Atmaca Mahallesi'nde benim doğduğum, hatta babamın doğduğu evde, ninemin evi burası. Arzu ninemin evi. Ve burada olan bütün arkadaşlar, abiler bizim Atmaca Mahallesi'nin sakinleri. Kimisi akraba, kimisi akraba. Biz zaten hepimiz akraba gibiyiz, öyle mi hocam? Ve sadece bir bölümü tabii müzisyenlerin. Şu an bir bölümüyle birlikteyiz. Ben Bergama'da bir şeye şahit oluyorum. Benim ilk doğduğum, kendimi bildiğim yıllarda da aynıydı sanki Bergama. Hala aynı gibi. Yani ben buraya dönünce geçmişe dönmüş gibi oluyorum. 3, 4. Hep bellidir tavırlar. Bu tarafın tavrı bellidir mesela. Trakya'ya geçtiğin zaman o tarafın tavrı farklıdır. Yani onlar daha hızlı, daha dilli çalarlar. Yani her yörenin aslında klarnet çalışı değişiyor. Ama bizim en büyük avantajımız zeybekler. Zeybekler çok güzel. Ben Kabak Ahmet'in oğlu Ferit Benli. Valla Bergama'da müzik kültürü nereden geliyor derseniz bizim taşımızdan, toprağımızdan, suyumuzdan, havamızdan. Burası Bergama çok ülkelere müzisyen göndermiş. İstanbul'umuza, İzmir'imize, Avrupa'mıza açılan bir aynamız var. Bergama'nın yani kültür... Çok önemli ama müzisyen ve müzisyeni çok önemli buranın. Ayşe'de sıra. Hazır mısın? Hazır mısın dans et? Tamam. Hadi konuşalım. Thank you.
Nineme diyor ki amcam, bu oğlandan hiçbir şey olmaz diyor. Bu müzisyen olamaz bu oğlan diyor. Yani, şimdi nenle beni yetiştiriyor ya, büyüyorum ya ben, onun yanında büyüyorum ya. Kafasına takıyor bunu. Benim çocuğum nasıl müzisyen olmaz? Dedesi de müzisyen, babası da müzisyen diye. Okuldan ondan gelsin bak ben... dur, okuldan gelsin. Hı. Karnını doyurum, ağzını yüzünü yıkarım. Çalgıyı eline. Ahmet, çalgıyı eline. Acacık otur. Sen çal harmandalı, ben oynayacağım. Çifte telliyi çal, evet. Ben oynayacağım. Nine diye diye aldı orada çocuğu. Dediği gibi köylüdür Bergama'nın köylüklerinden. Ana, baba yok, ana yok, yani, İstanbul'da. Hani öyle oyunla moyunla bilmem neyle hiçbir düğünde bilmem oynarken görmedim ben nenemi. Ama şu avluda, biz de avlu diyoruz bahçeye. Klarneti ben Bergama'ya doğru öttürürdüm böyle. Öttür çocuğum bu tarafa. Şimdi amcamın evi de bu tarafta ya. Bana hep aynı şeyi söylüyor. Öttür çocuğum bu tarafa, öttür, duysun şu seni. Hani müzisyen olamaz dedi ya. O kafaya takıldı. Ondan sonra evet, eline bir tabak alıp, eline bir tabak alıp saatlerce karşımda oynardı benim ninem. Sırf ben çalayım diye. Değil mi? Öyle mi? Öyle. Taşla doldu gözlerim, yaşla küçükken babası askere gitti zaten, 1,5 yaşındaydı. Tabi ben de hüzünden dedim, çok hüzünlüydüm o zamanlar. Cahillik de var. Bu arada ona uyuturken hep nenni söylerdim. Ben hem ağladım hem nenni söylerdim ona. O da ağladı benimle beraber. Anne ne olursun bir daha söyle bu nenniyi bana derdi. Tabi çocuk şivesiyle söylerdi. Öyle babamız askerden geldi. Büyüdü biraz. Evin içinde çanak tencere bulurdu, tabak bulurdu, hep eli yani bir şeyler dedi çalmak için. Küçük yaşta bir kaval aldık ona, kaval çalmaya başladı. Gecenin matemini aşkıma sarayım. Ben Hüsnü'nün babasının ablasıyım, en büyükleriyim. Biz 4 kardeşiz. En küçüğümüz Ergün, Hüsnü'nün babasıdır. Ergün dedin mi en küçüğümüz oğlan olduğunda bütün onun üstüne de her şey. Onu erken kaybettik. Bu sefer bütün sevgimiz, bütün özlemimiz Hüsnü, Volkan, onun Arzu, kız kardeşi. Onları zaten küçükken elimizde büyüdüler. Gittin artık. Vay anasını. Arkadaşım filan neden geldi? Pestel! 3 yıllık saymıyor. Bir daha. Fan Club'ın amacı Hüsnü'nün hayranlarıyla daha çok yakınlaşması. Yani mesela şu anda Hüsnü sanırım bittikten sonra bizimle yukarı çıkacak. Oturacağız, konuşacağız. Öyle tahmin ediyoruz. İnşallah hiçbir şey çıkmaz. Akşam da konseri var. Oraya da hep beraber gideceğiz. Hayır. Abi Hüsnü mü? Hüsnü şenlendirici mi? Hüsnü şenlendirici de biz kısa olarak Hüsnü. Peki nereden geliyor bu sevgi? Ya ben aslında onu Sertab Erener'le tanıdım. Yani
çok böyle şey değildim ama sonradan forumuna falan girdim, baktım yani klarnetini de dinlediğim için kendisine aşık oldum diyebilirim. Aşık mısınız? Gözlerine. Değişik geliyor. Yani bir popstarın bir sürü hayranı olabilir, işte Hüsnü diye bağıran bilmem ne, işte kızlar bilmem ne, işte genç çocuklar falan ama enstrümanist olarak bunları yapmak farklı. Yani tuhaf geliyor aslında bakılırsa. Yani hep söylüyorum, hak etmediğimiz için değil yani. Ama farklı bir şey. Bir enstrümanistin bu kadar sevilmesi demek ki iyi bir şeyler yapmaya başladım kendi çapımda. Ama başladım sanırım. Genelde sahneye çıkarken Allah utandırmasın ya da en kötü ihtimal ilk adımımı atarken Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Sağ ayağımla gidip sahneye ve insanlar bazen bir kişinin karşısında bile heyecanlanabiliyor. Tek kişinin karşısında bile, yani sınav psikolojisi gibi. Tabii ki sahneye çıkarken sınava çıkıyor gibi psikolojiyle çıkmamak lazım ama bir sürü insan seni izleyecek, belki çoğu ilk defa izleyecek ve performansın en iyisini, o anki olan performansın en iyisini sergilemek zorundasın. Ve bu da aslında çok az da olsa biraz da olsa stres yaratıyor. Bazen sound çok güzel olmuyor, bazen içerideki hava çok güzel olmuyor ama bir şekilde onu toparlayıp finalde iyi bir hale getirmeye çalışıyoruz ve genelde getiriyoruz da şükürler olsun. Tamam mı? Ha? İşte televizyonlarda görüyorduk hep yurt dışının, işte Amerika'nın, Avrupa'nın en güzel şehirlerini gösterirler, en güzel yerlerini gösterirler. Var bir sürü tarihi yerler var, imrenilecek yani böyle çok beğenilecek yerleri var tabii gerçek. Ama oraları gezip görüp inceledikten sonra buranın kıymetini çok daha iyi anlayabiliyorsunuz. Ben öyle geliyor ya da ya, ben öyle hissediyorum ya da dünyanın en güzel şehri İstanbul. Başka daha güzeli yok. Ben hepsini gezdim çünkü. Şahsi olarak böyle düşünüyorum. Onun için kendimi şanslı hissediyorum İstanbul'da yaşadığım için. Galata Köprüsü'nde ilk çalmaya başladığım gün işte geldik. Şimdi ben ne yapacağımızı bilmiyorum tabii. Onlar, herkes ne yaparsa ben de onu yapıyorum. Siyah pantolon, beyaz gömlek, rugan ayakkabı. Geldik bayağı böyle Grand Tuvalet. 11 yaşındayım. Bir ara çaldık. İşte masalara çalıyoruz. İstemeyen olursa istemiyoruz. Yok biz istemiyoruz diyorlar. Kimi diyor işte şu şarkıyı çalar mısın? Çalıyoruz. Ara verdik. Tekrar çaldık, bir de ara verdik. Acıktım ben. Orada abilerden biri dedim ki, yani bizim müzisyen abiler, acıktım ben dedim. Bir yarım ekmek arası bir şey yaptırdılar bana, onu yedim falan. Bir de ben sıkılgan bir çocuktum. Böyle çok sıkılınca burnum kanardı benim. Aa, bir baktım burnum kanamaya başladı. O bembeyaz gömlek böyle kanlar üstüme aktı burnumdan gelen.
ay ne yapacağız bunları falan derken işte sileyim derken daha beter oldu. Ben tekrar çalmamız gerekti. O şekilde çalmaya devam ettim falan. Bir de işte birkaç hafta sonra denize daha yakındı masalar. Ve bir ara klarnetimi şöyle ufak bir çantam vardı. Sandalyenin üzerine bıraktım. Suya bakıyorum, denize bakıyorum falan derken. Ah arkama döndüm klarnet yok. Klarnetim nerede falan diyorum. Oradan da biri dedi ki ay denize düştü galiba dedi. Ben başladım ağlamaya, denize bakıyorum, atlasam mı, nerede bulurum acaba, görebilir miyim suyun üstünde falan derken meğerse şaka yapmışlar bana. Ve ben ağladım tabii, klarnetim denize düştü diye. O dönem birlikte çalıştığım arkadaşlarım, yani hep benden dediğim gibi 3-5 yaş büyüktü en az. Ve onların şeyiyle, teşbihiyle hani bak Sulukule'ye gidelim orada çalalım, orada da işte yolumuzu buluruz falan diyerekten yola çıkıp işte burada 3-5 çalardık biraz. İşte saatimiz geldiğinde buradan taksilere doluşup Sulukule'ye giderdik. Sulukule ortamı o zamanlar işte evler vardı sıraya, bir sürü ev. Bir sürü oryantal kızlar, dışarıda kadınlar işte arabalara falan gelmel diye kadınlar işte. Ondan sonucuma işte şu sıralar çok kötü lanse ediliyor. Yani fuhuş yuvası olarak lanse ediliyor. Ama o zamanlar orada bir kültür vardı. Yani müzik, dans ve işte artık neyse, tabii ki tartışılır iyi veya kötü olması. Beni ilgilendiren bölüm orada çalmaktı sadece. Kızlar karşımda dans ederlerdi yarışıp bak. Ben utanırdım tabii. Başım önümde böyle çalardım. Ben hep uğraşırlardı. Çok ufaktım çünkü. Şu an istese de çoğu müzisyen o havayı teneffüs edemez, yaşayamaz. Çaldığım yer benim için sorun değil. Beni ilgilendiren tarafı çaldığım yerdeki insanların beni dinleme yüzdesi. Yani beni ne kadar dinliyorlar, beni sahnedeki veya o an orada çalan adamı ne kadar takıyorlar, beni bu ilgilendiriyor. Yani gün gelir 10.000 kişiye çalarsın, bunu hep söylüyorum ben. 10.000 kişilik bir salonda çalarsın, 10.000 kişiden seni 10 kişi anlamaz. Anlatamazsın kendini. Yani böyle ortamlar oluyor bazen ama gün gelir 10 kişilik bir yerde çalarsın. O 10 kişi seni öyle bir anlıyordur ki, yani 10.000 kişi değil 100.000 kişiye bedeldir. Beni ilgilendiren tarafı kendimi anlatabildiğim insanlara çalmak. Pavyonda çalmanın eksilerini yaşamadım ben. Niçin yaşamadım? Çünkü insan belirli bir yere geldikten sonra hala pavyonda çalıyorsa artık üzülebilir. Ulan hala pavyonda çalıyorum ben veyahut yani bu tabii işini iyi yapıp yapmamakla alakalı bir durum. Ya da kiminin de şansı yok bu konuda. Pavyonda çalmak tabii ki özellikle son yıllarda hiç iyi olmayan bir şey. Ama pavyonlarda çalan çok iyi müzisyenler var hala. İnanılmaz kaliteli müzisyenler var. Onların şansları gülmemiş. Veyahut hayat felsefeleri öyle. Öyle memnun adam. Ben pavyonda çalmanın müziğime getirdiği şeylerle ilgilendim. Yani o an orada iyi bir müzisyen varsa ondan bir şeyler öğrendim. Ortama baktım, ilginç geldi. Yani bazen komik, bazen acıklı, bazen duygusal bir sürü şey yaşadım. Yani çocuk yaşlarda olduğum için onun eksilerinden çok artılarını değerlendirmeye çalıştım. Hani ben bu yaşa gelip hala pavyonda çalıyor olsaydım bunun bana getirdiği eksiler çok büyük olurdu herhalde diye düşünüyorum. Ama o yaşlarda çocuk yaşta olduğum için mesela babam Şehrazat pavyonda çalışırken çok uzun yıllar pavyonlarda çalıştı babam ve pavyonda çalışmak çok zordu müzisyenler için. Yani gecenin akşamın işte 9'unda 10'unda başlayıp sabah 4'e 5'e kadar süren bir çiledir o aslında. İşte ben yanında giderdim ara sıra ufak klarnetimle çalardım aralarında. Gecenin bir saatinde striptizi dansı çıkar sahneye mesela. İlk başlarda çok ufaktım ve babam beni tuvaletçi kadının yanına götürüp oturtuyordu. O kadın dans edeceği zaman. Ben oturuyordum, onunla sohbet ediyorduk işte. Teyze soruyordu bana, oğlum ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Ben de anlatıyordum işte. İşte okula gidiyorum teyze falan filan. Kadının dansı bitince tekrar ben sahneye çıkıyordum. Hatta bir gün hiç unutmuyorum. İşte o günde az müşteri var. İşte biz çalıyoruz. Orhan abi var, piyanist. İşte davulcu. Unuttum isimlerini şu an, kimler vardı. Kadın da sahneye çıkması lazım. Onun sahneye çıkacağı zaman insanlar gülmeye başladılar. Ben de sahnedeyim, nasıl olacak falan. Benim gözüme bir şey bağladılar. Hiç unutmuyorum. Gözüme bir şey bağladılar. Şimdi bakıyorlar. Aradan görünüyor mu? Bak doğru söyle falan diye. Bak görünmüyor diyorum. Dur falan. Gözümü bağladılar. Kadın çıktı sahneye.
İşte millet gülüşüyor, mülüşüyor. Görüyor mu bakın falan filan. Bir bakın kontrol edin. Görüyor musun ulan falan derken kadın dans etti, indi. Ben tabii hiçbir şey göremedim. Bu arada merak ettim tabii. Ne oluyor acaba? Yani kadın nasıl dans ediyor? Komple soyunuyor mu, soyunmuyor mu? Bir ara merak geldi içime açıkçası. Ama o da şeyden dolayı. Etrafımdaki insanların bana gülüşmesi falan. Müşteriler bıraktı kadını izlemeyi orkestrada. Herkes bana gülüyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitim Bölümüne girdim. Klarnet bölümüne girdim tabii ki. Ve 4 yıl klasik batı müziği eğitimi aldım klarnetle. Tabii ki Türk Müzikisi dersleri, yine batı müziği solfeji ve nazariyatı, repertuar dersleri tabii Türk İTÜ'de nasıl bir ders veriliyorsa. 4 yıl boyunca okudum ve bu okuduğum dönemlerde zaten piyasada da çalışıyordum. Hem çalışıp hem okuyordum yani. Ve 4 yıl sonra atıldım konservatuvardan, İngilizce yüzünden. Askerden geldikten sonraki bir yıllık bir dönem benim için çok karanlık geçti aslında. Yani yıllarca 14 yaşında enstrümantal müzik piyasasına ve dünya müziği piyasasına girip bayağı bir şeyler, kendi adıma değil ama bayağı bir orkestrayla, bir sürü bir sanatçıyla bir sürü bir şeyler yaptıktan sonra bir bocalama dönemi oldu benim için ve bir dönem düşündüm hak etmediğim işlere gittiğimi ve yani ben bu enstrümana bunun için mi çalıştım dedirten bazı durumlar oldu. Gelişmeyen, ilerlemeyen yani herhangi bir müzisyen gibi yaşamaya başladım ve herhangi işlere gitmeye başladım. Basit, kale alınmayacak, hayatı idame ettirmek için. Yani bunun finansal olarak çok önemi yoktu benim için. Yani beni en çok ilgilendiren tarafı ruhani olarak. Yani ben acaba yani bu kadar mı çalıyorum, bunun için mi çalıştım bu enstrümana dedirten rutin bir müzikal yaşam oldu bir yıl bir dönem benim için. Ve bu bir yıl içinde müziği bırakmayı çok düşündüm. Bu lafta değil, ciddiydi çünkü evime gelip ağladığım günleri biliyorum. Çünkü insan bir şeye emek verdiyse, gerçekten emek verdiyse de ve emeğinin karşılığını alamıyorsa, yani bu ekip biçememek gibi bir şey. Bu bir ara çok etkiledi beni. Dediğim gibi klarneti bırakıp ticaret falan yapacaktım. Bir araba alıp, işte mal falan satacaktım arabayla yani. Mal derken işte pantolon, gömlek, memlek alıp satacaktım. Öyle yani. Müzisyen adamın çünkü başka mesleğim yok yapabileceği. Tabii insanlar büyük konuşmamalı. Sabreden derviş misali. Eğer hak ediyorsan bir gün mutlaka bir yerlerden bulacaktır seni. Bunu yaşadım ve Laço Tayfa'nın sol albümünü istediler benden. Bizim bu enteresan bir Brooklyn Funk Essentials'la beraber Türk müzisyenleri bir araya getirme projemiz olduğunda Hüsnü'ye gittik. Hüsnü'yü çünkü tanıyorduk, seviyorduk. Genç bir arkadaştı o sıralar. O bir takım bir araya getirdi. Laço Tayfa adını verdi. Ve Brooklyn Funk Essentials'la birlikte albüm yaptılar. Çok tutuldu bu albüm. Çok iyi bir albümdür, klasik bir albümdür. Hala bugün dünyanın her yerinde çalınabilir ve yıllarca da çalınacak bir albümdür benim kanaatim. Gün geçtikçe kendine olan güveni arttı. Çaldıkça ve tanındıkça ve artık çok rahatladı. Kamera karşısında rahat duruyor. Sahnede de rahat duruyor. Tabii bunlar eklenince müziğine onun daha popüler olmasını pekiştiriyor bu unsurlar. Tabii ki sadece klarnet değil. Hüsnü bir kişilik olarak beğeniliyor, takdir ediliyor ve bunların birleşimi Hüsnü'yü çok popüler yapıyor açıkçası.
Vay be. Adam bir albüm yaptı. Tuttu, meşhur oldu. Bunun böyle olmadığını bilen insanlar var tabii ki. Ama bilmeyenler için söylüyorum ki bu 24 yılın birikimidir. Ben 24 yıldır klarnet çalıyorum. Ve 24 yıldır... Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. 24 yıldır öyle şeyler yaşadım ki ben. Aslında oturup kitap yazmam lazım benim. Çünkü ta Bergama'nın tarlalarından, köy düğünlerinden gelip nerelere gitti ve daha nerelere gidebileceği kestirilemeyen bir yol. Uzun ve çok renkli bir yol aslında. Başka bir ülkede yaşasaydım çok iyi bir cazcı olabilirdim mesela. Veyahut çok iyi bir klasik batı müziği müzisyeni olabilirdim. Veya ne bileyim, müzikal olarak çok daha farklı yerlerde olabilirdim. Ama benim aradığım, benim yapmak istediğim şeylerin çok büyük bir yüzdesi zaten İstanbul'da mevcut. Ve İstanbul'da yaşadığım için çok şanslı hissediyorum kendimi. Müziğime ve hayatıma çok şey kattı İstanbul benim. Ve ölene kadar da İstanbul'da yaşamak istiyorum. Ama ha, öldükten sonra herhalde Bergama'ya gitmek isterim babamın yanına. Çünkü bilmiyorum, insanı bir şekilde toprağa çekiyor herhalde.